Sevgi anlat. Vallahi sabahtan beri yaz tutuyoruz tövbe estağfurullah öldünüz diye. Bilsen başımıza neler geldi Esma. Bursa yakınlarında önümüzde bir kaza oldu ama öyle böyle değil. Yani o geniş yolda nasıl birbirlerine girdiler anlamadım. Otobüsün lastiği patladı diyorum sana Sevgi. Ben gördüm. Onun için hızımı kestim. Ne yalan söyleyeyim. Yani Ziya böyle anlatıyor ama ben hiç öyle görmedim. Otobüs birden böyle yan yattı. Otobüsün lastiği patlayınca önündeki arabaya çarptı. Ben gördüm diyorum sana. Ya bırakın Allah aşkına şimdi bunları. Kaza olmuş işte. Nasıl oldu kaza sonra? İşte hemen yardıma gittik. Otobüs öyle yan dönmüş. Yalnız bayağı yanıyor. O çarptığı araba da cayır cayır yanıyor. Aman. Can havliyle insanları çıkarmaya çalışıyoruz içinden. Ortalık böyle ana baba günü oldu. Yaralananlar mı dersin? Ölenler mi dersin? İş çok fenaydı. Yani ortalık toz duman. Neyse işte. Biz arabaya geri döndük sonra. Döndük ama ne benim çanta, ne Ziya'nın cüzdan, telefon. Hepsini çalmışlar orada. Allah kahretmesin. Nasıl insanlarmış ya bunlar? Ahlaksızlar. İnsanlığından soğuturlar adamı. Ay sorma Muhsin Bey. Böyle dımdızlak kaldık mı ortada? Ne telefon var üzerimizde ne 5 kuruş para. Karakola gidip şikayetçi olmadınız mı? Takıldık polislerin peşine, karakola da gittik. Karakol da çok kalabalıktı. Başka olaylar da olmuş tabii. Bekle Allah bekle sıra gelmez. Bir de bu tutturdu gideceğim diye. Yahu giden gitmiş artık. 3 saat öyle boş boş bekledik. 3 saat. Gidip söylesen, ben emekli emniyet müdürüyüm desen hemen yardım ederler bize. Ama nerede? İşte doğrucu Davut mu? Yapmam öyle şey ben. Yani o zaman bunlar... Telefonlarla paraları alıp geri kalanını yanan arabanın içine mi atmışlar? Öyle olmuş demek ki. Paraları da mı arabanın içine atmışlar? Ulan ne alakası var? Ne alakası var? Telefonun parayı falan almışlar işte. Ondan sonra cüzdandır, kimliktir. Öndeki yanan arabanın içine. O şekil yani. Geçmiş olsun Ziya abi. Ben de boşu boşuna ağladım. Oğlum 2 dakika efendim. Ne var lan? Sağ ol Vehbi, sağ ol. Vallahi anacığım verilmiş sadakanız varmış. Hamdolsun buradasınız. Değil mi Muhsin? Ya. Öyle öyle. Ediba teyzeciğim. Çok şükür ya. Çok şükür. Kusura bakma, bir yanlış anlaşılma olmuş. Seni de buralara kadar yorduk anneciğim, hoş geldin. Hoş bulduk. Çok şükür. Geç anne, geç. Nene. Yunus, Yunus'um benim, oh oh. Gel, geç, otur. Gel. Muhsin, kapatma şu işi. Konuşalım acık. Ne oldu, hayırdır? Ya Muhsin'in baban evleneceğim diyor. Hiç mi umurunda değil senin? Ben ne yapabilirim Esma? Ne diyeyim ben şimdi adama? Deme Muhsin. Sen babana hiçbir şey deme zaten. O zaman derhal başka bir eve taşınıyorsun. Ne diyorsun ya? Biz de alırız. Gideriz başka bir eve taşınırız. Artık benden bu kadar Muhsin. Ben daha fazla dayanamayacağım. Dur bakalım, celallenme hemen. Yarın bir konuşurum ben. Ben diyeceğimi dedim Muhsin. Yarından tezi yok, ben ev aramaya başlıyorum. Demek bizi öldü zannettin ha? Allah göstermesin. Artık böyle lafları etmeyip gelirken yolda öldüm dirildim zaten. Aman da ölmüş dirilmiş. Ölmüş dirilmiş. Oh. Ha, onunla da kavuştun, artık bizi görmezsin. Ben de sizden müsaade isteyeyim. Ya, olur mu canım öyle şey? Bu saatten sonra hiçbir yere bırakmam. Bak Yunus da burada kalacak, yarın beraber gidersiniz işe. Misafir odasına yatağını hazırladım bile. Vallahi itiraz istemiyorum. Ablam haklı, bu saatten sonra gidilmez artık. Tamam, o zaman öğleye kadar izin verirseniz bana yetiyor. Verdim gitti. Değil mi? Ablam. İyi miyim? Keriman'la konuştunuz mu hiç? Ne konuşacaktık? Yani işte biliyorsun, o zamandan beri hiç. Konuştuk. Ah, aman oğlum. Bak yine aynı şeyleri yaşamanı istemem. Emre nerede? Duş alıyor. Bu saatte. Yunus, konuyu değiştirme. Tamam abla, tamam. Mesaj alındı. Seninle olan evlenmek istiyor ha. Ne? Bunlar Müge'yle arkadaşlarmış. Haberin yok muydu? Yani onu biliyorum ama... evlenmek istiyorum dedi yani, ciddi. Evet. Ya aman sen ne bakıyorsun ona? Emre bu, bugün böyle der, yarın öyle. Duy da inanma. Benden söylemesi. Teyze. Hı. Emre bize geldiğinde tir titriyordu, biliyor musun? Evdekilere yaptığı pislikten bahsettiğimi sanmış. Onu öyle ilk defa gördüm. O kadar çaresizdi ki. Annesiyle babasının ölüm haberini alınca ben de çok kötü oldum. Yani bir an bana yaptığı kötülüğe rağmen gidip ona sarılmak istedim. Ben niye bu kadar salağım teyze? Ne ya? Konuşacağım demiştin ya. Oğlum hadi bir git de uykumun için etme ya. Hadi. Ya dayı söz vermiştin. Ya konuşmadın mı gerçekten ya? Ya dayı ne olur ya. Konuştum, azıcık çıtlattım. Ne dedi anne? Vallahi çok sevindi. Hemen hafta sonu gidelim gelinlikleri seçelim dedi. Vallahi mı? Ha, vallahi. Ne diyecek oğlum? Yarın vazgeçer dedi. Hepimizden iyi tanıyor seni. Ya dayı ben ciddiyim, çok ciddiyim ya. Tamam, tamam. Tamam, hadi git yat. Öf. Dayı. Dayı. Ne var oğlum? Biraz para lazım. Ne yapacağım parayı? Ya Müge'ye yüzük alacağım. Oğlum sen kafayı mı yedin lan? He? Ulan sen kafayı mı yedin? Oğlum. Ne işin gücün yok. Okulu ne yapacağım belli değil. Askere gitmedin daha. Ne evlenmesi lan? Ya dayı söz veriyorum, çok çalışacağım ya. Ya yemin ediyorum bak, bitireceğim okulu. Ya sen yeter ki bana yardımcı ol. Hadi ya. Bak söz veriyorum ya, yemin ediyorum ya. Ya hem sen dememiş miydin bana? Sen yeter ki ne istediğini söyle, ben sana yardım ederim dememiş miydin? Emre. Ya dayı bir tane yüzük alacağım ya. Şöyle tek taş bir yüzük alacağım. Ya ne olur yardım et ya. Ne olur ya, ne olur. İyi lan. Hadi git getir cüzdanımı. Ergele. Git cüzdanımı. Git tamam hadi cıvıma. Yürü git getir. Hadi. Dayım benim ya. Şey yapıyorum. Getir. İkinizin arasında kalacak ha. Öyle dallanıp budaklandırmayın. Abiyle konuştuktan sonra haber verir misin teyze? Tamam. Ararım seni. Teyze. Çok sağ ol. Ne zaman gideceksin yola oğlum? Biraz daha buradayım baba. 1-2 hafta dinleneceğim. Hasta falan değilsin değil mi? Yok baba öyle bir şey değil. Benim çalıştığım araçla ilgili bir sıkıntı var da o yüzden. Oğlum bırak artık şu işi. Ha? Canına yazık. Gel geç şu kahvenin başına. İş hazır. Bakarız. Abim direksiyon sallamadan duramaz ki baba. Sen karışma. Bugün kahveye bir uğra bakayım. Seninle konuşacaklarım var. Olur. Keriman. Merhaba. Nereye gidiyorsun? Okula. Gel bırakalım seni. Yok sağ ol, zahmet olmasın. Ya saçma ama, hadi gel. Tamam peki. Dilek'le tanışmıştınız değil mi? Merhaba. Merhaba. Hayret, hiç ikiletmedin. Benim tanıdığım Keriman öyle geldiğince kolay kolay gelmezdi. Konuşmak istediğim bir şey var seninle. Dün doğru dürüst konuşamamıştık ya. Tamam, konuşalım. Ne zaman müsaitsin? Okuldan sonra sana uğrarım diyordum ama... İstersen akşam birlikte bir yemek yiyelim. Ha? Olmaz mı? Olur tabii de... Olur. Ararım diyeceğim ama... Telefonun yok. Biliyorum. Şuna kaydetsene. Eski arabana ne yaptın? Amerikan mı? Ha? Duruyor. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Uğur, bir tane çay versene. Merhaba baba. Merhaba oğlum. Merhaba baba. Uğur, bize de 3 çay ver. Nasılsın Muhsin abi? Sağ ol Vehbi. Sen nasılsın? Atlara bakıyorum. Ne yapayım? Ne haber Yılmaz? Sana diyor. Ha, bana mı dedin? Sağ ol Vehbiciğim. Sen nasılsın? Seni gördük, daha iyi olduk. Sen çayını al, bizi abinle biraz yalnız bırak. Hayırdır? Özel bir şey mi var? Bir şey konuşacağım abinle. Tamam o zaman, ben kasadayım. Bir şey olursa siz beni çağırırsınız. Ben buna biraz bahsettim Muhsin. Yani... Nasıl diyeyim? Esma'yla da konuştum. Allah izin verirse ben evlenmek istiyorum. Biliyorum baba, haberim var. Bu dümbük mü söyledi? Yok baba. Yok. Esma'yla konuştum. Öyle mi? Ben ona bir şey demediydim ama... Ne diyorsun? Ne diyeyim baba, hayırlısı olsun. Sağ ol. Ama madem öyle, senin de rızan olursa biz başka bir eve bakalım baba. O ne demekmiş? Olmaz oğlum öyle şey. Öylesi daha iyi olur baba. Zaten biz bir odayız. Müge bir odada kalıyor, sen Yılmaz'la yatıyorsun. Evlenince nasıl olacak? Olmaz ki. Olur oğlum, olur. Söyleriz buna, salonda yatar. Ne olacak ki? Buna fazla bile. Olmaz öyle şey baba. Olur oğlum, olur. Sen orasını bana bırak. Niye olmuyormuş? Kız ne oldu Kadriye? Uyanmış Esma. Oğlum uyanmış. İçlal aradı şimdi. Ben hastaneye gidiyorum. Çok şükür. Gel. Gel azıcık bekle. Bekle, ben de geliyorum. Ay çok şükür. Müge. İyi misin? Derse girmek istemiyorum hiç. Ay biz çok istiyoruz sanki. Önemli bir şey mi? Ati, öğle arasında buluşalım mı diyor. Bir şey konuşacakmış. Kusura bakmayın Yunus Bey. Dillek Hanım yerinde yoktu. Abi gelsene. Gel buyur gel. Erken gelmedim değil mi? Hayır hayır ben de seni bekliyordum. Geç lütfen. Otursana abi. Vallahi nasıl söyleyeyim bilmiyorum abi. Başımız büyük belada gibi görünüyor. Seninle konuştuktan sonra biraz araştırma yaptım. Öyle tahmin ediyorum ki bir süredir birileri bize kuryelik yaptırıyor. Seninle konuşmadan önce bir mektup geldi. İsimsiz. Birileri bizim bu işe bulaştığımızı biliyor. Şüphelendiğiniz kimse var mı? Yok. Zafer Bey'le konuştunuz mu? Önce Güven abiyle konuşacağım. Zafer Bey bu işin içinde olabilir mi? Bilmiyorum. Yunus Bey, müsaadenizle ben işten ayrılmak istiyorum. Bir daha aynı şeyleri yaşayamam. Ne diyeyim abi, ne desen haklısın. Ama bak şu anda işten ayrılırsan gerçekten çok dikkat çekeriz. İnan bana. Bak ben sana bir ücretli izin vereyim, hastalık izni. Tamam. Ama bak lütfen en yakınındakiler bile bunu böyle bilsin. Akşam Güven abiyle konuşacağım, toplantı yapacağız. Gelişmelerden haberdar ederim seni. Abi gözünü seveyim, biraz sabret. Ne olursun. Çok korktum Yunus Bey. Abi korkulmaz mı? Biliyorum. İnan bana burada ben de en az senin kadar korktum. Abi bak sana söz veriyorum. Bu uyuşturucuyu bize kim taşıtıyor bulacağım. Söz. Ay Kadriye. Gördün mü ben sana demedim mi oğlun iyileşecek diye? Dedin vallahi. Rahat mısın oğlum, bir şey ister misin? Hande nerede? Aman sorma yavrum. O kızcağız da perişan oldu vallahi. Haber veremedik ki. Değil mi Kadriye? Senin bu annem var ya, iki ayağımızı bir pabuca soktu bizim. Kimseye bir şey diyemedik ki. İçlal abla haber vermiştir herhalde. Yok çocuğum. Haber olsa gelmez miydi kız? Vallahi daha Müge'nin bile haberi yok. Buraya nasıl geldiğimizi bir bilsen. Ah. Benim telefonum sende mi anne? Ay yok oğlum. Hiç aklıma gelmedi, evde vallahi. Esma teyze bir şey rica edebilir miyim? Aa, et tabii çocuğum. İçlal ablaya söyleyebilir misin? Hande'ye haber verebilir mi? Tabii söylerim ben, sen hiç merak etme. Hemen şimdi giderim. Giderim hemen gelirim ben. Sağ ol teyzeciğim. Müge! Konuşmamız lazım. Ne işin var senin burada? Biraz konuşalım lütfen. Kart nerede? Ya her şeyi anlatacağım Müge. Dayını anlatırsın artık. Bugün her şeyi öğrenecek. Ya dur biraz konuşmamız lazım. Ne olur yapma ya. İşim var. Gitmem lazım. Ya Müge. Ne konuşacaksın? Ya ne olur izin ver, her şeyi anlatacağım sana. Söz veriyorum hayatım. Sakın bir daha bana hayatım falan deme. Sakın. Ya tamam demem. Ne olur biraz konuşalım. Geç Esma. Sağ ol canım. Bir şey mi oldu Esma abla? Ya İçlal, İbo Hande'yi soruyor. Siz ne dediniz? Bilemedik vallahi ne diyeceğimizi. Haberi var mı? Var tabii. Söyledim. Ne dedi peki? Vallahi hiç oralı olmadı Esma abla. Yani ben anlamadım ne ara böyle oldu. Ya İçlal, çocuk içeride benden haber bekliyor. Ne diyeceğim ben şimdi? Sen ulaşamıyoruz de. Ben bu akşam ne yapar eder getiririm onu buraya. Merak etme sen. İyi madem. Ben de akşam bir Müge'yi karşıma alayım da bir konuşayım bakalım. Neymiş bunların dertleri bir anlayalım. İyi yaparsın vallahi. Hadi ben gideyim madem. Senin işin vardır. Hadi. Hadi görüşürüz. Merhaba Yunus Bey. Ne zaman geldin sen? Bir yarım saat oluyor. Biraz oturabilir misin? Tabii. Zafer Bey geldi mi? Haberin var mı? Bildiğim kadarıyla burada. Hadi ya. Evet. Bunu Zafer Bey'in imzalaması gerekiyor. Muhsin Ergün'ün izin belgesi. Biraz rahatsız, bir süre çalışamayacak. Muhasebeye bildirdim ben, haberleri var ama sen yine de bir takip et. Ücretli izin vereceğiz kendisine. Benim de haberim var. Nasıl? Biraz önce depodan aradılar. İşte Muhsin Ergün'ün ne zaman işbaşı yapabileceğini sordular. Depodan mı aradılar? Hı hı. Sen ne dedin? Ben de bir bilgim yok dedim. Daha yeni imzaladım izin kağıdını. Bu kadar çabuk nasıl öğrenmişler? Bilmiyorum. Muhsin Ergün'ü ara. Mümkünse hemen buraya gelsin. Tamam. Evet. Dinliyorum. Ya ne olur benimle bu şekilde konuşma Müge. Seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Öyle mi? Öyle tabii Müge. Tamam bak, hata yaptım. Sana söylemem lazım, biliyorum. Ama yemin ederim kötü bir niyetim yoktu ya. Ne diyorsun sen ya? Sen ne demeye çalışıyorsun? Ya ne olur beni affet Müge. Ya tamam bak, ne desen haklısın. Ama bana bir şans daha ver lütfen. Bak yemin ediyorum hayatımın sonuna kadar seni hiç üzmeyeceğim. Seni kaybetmeye dayanamam. Ya çok seviyorum seni, çok. Emre. Dayımla konuştum. Ne konuştun? Seni ne kadar sevdiğimi söyledim. Seninle evlenmek istediğimi söyledim. Geçti artık Emre. Evlen benimle Müge. Artık hata yapmayacağım. Seni hiç üzmeyeceğim. Hiç incitmeyeceğim. Söz veriyorum. Benimle evlen. Emre. Tamam demeden kalkmayacağım Müge. Ya ne yapıyorsun? Rezil oluyoruz. Müge. Müge. Bana önce kartı getir. Dur abi, ne çabuk geldin. Yakınlardaydım Yunus Bey. Dillek Hanım arayınca hemen geldim. İzinli olduğundan kimlere bahsettin abi? Daha kimseye bir şey söylemedim Yunus Bey. Emin misin? Evet. Buradan çıktıktan sonra muhasebeye uğradım. Geçen işten alacağım vardı, onu aldım çıktım. Kim vardı muhasebede? Hayrettin Bey'i gördüm sadece. Ay bak çok önemli. Kimseye bir şey söylemedin, kimseyle konuşmadın, doğru mu? Çocuğumun ölüsünü öpeyim, kimseye bir şey söylemedim Yunus Bey. Ben izledim. Ne izledin? CD'yi. Hangi CD'yi ya? Ya hangi CD'yi olacak? Kendin için kopyaladığın CD'yi. Ne diyorsun ya? Ben CD falan kopyalamadım Müge. Ya bana artık yalan söyleme. İbo ile neler yaptığınızı biliyorum. İbo mu? İbo ile ne alakası var ya? Hande'yi filme çekip İbo ile beraber izlemediniz mi yani? Ne? Saçmalama ya. Ne diyorsun Müge? Kim uydurdu bunları ya? Sen ne izledin Müge? Ha? Hatta ne CD'sinden bahsediyorsun? Ben CD falan kopyalamadım. İbo yok mu bu işin içinde yani? Müge ne İbo'su? Ati yardım etti bana. Ya ama ben kimseyi izletmezdim ben. Yemin ederim izletmezdim. İbo hatta kaç kere yapmayın etmeyin falan dedi çocuk. Ben de yeni gelmiştim zaten. Ne haber? Hiç iyi değilim abi. Ne oldu? Anlat bakalım. Bize kuryelik yaptırıyorlar abi. Ne kuryeliği? Uyuşturucu taşıyoruz. Ne? Başımız büyük belada. Sakin ol. Ha, birilerinin bu işe bulaştığımızdan haberi var abi. Geçen gün şirkete not yollamışlar. Yunus sakin ol. Bana en başından her şeyi sakin sakin anlat. Hoş geldiniz. Ya tekrarlatamadım da şimdi ayıp olmasın diye. Yani nerede buluşacağımızı bilmiyorum. O yüzden aradım. Kusura bakma ya. Yok yok önemli değil. Ben seni birazdan arasam olur mu? Şimdi bir toplantıdayım da. Konuş, konuş. Yok yok hiç gerek yok. Yani sen bana buluşacağımız yerin adını söyle. Ben internetten bulurum adresi. Abi. Abi. Ha? Sana bir şey diyeceğim. De. Şimdi bu cici anne geliyor ya. Ne olacak yani? Ne olacak? Ya miras meselesi. Yani evdi, kahveydi, arsaydı. Ya tamam, evlenecekse evlensin. Ama bunlar ne olacak? Bilmiyorum Yılmaz. Onu da o zaman düşünürüz. Abi şimdi düşünmek lazım. Bu işin şakası yok. Bak kadın onu dımdızlak ederse ne yapacağız? Selamünaleyküm. Nasılsın Muhsin abi? Sağ ol Faruk. Sen nasılsın? İyi vallahi, ne yapayım ya. İş gücü. Koşturuyoruz. Ortak, ne yaptın? Özel bir şey konuşmuyordunuz değil mi? Aslında konuşuyorduk. Ha. İyi. Otur oğlum, otur. Konuştuk, bitti. Tamam abi. Kız Kadriye, kolonyayla yıkayıverdin ya çocuğu. Nefessiz kalacak. Allah'ım seni bana bağışladı. Ne dualar ettin bir bilsen. Hani biraz ara ver istersen. Heh. Nasıl oldun İbo? İyiyim İçlal abla. Kadriye abla sen nasılsın? Çok şükür İçlal'im. İçlal, Kadriye bu gece burada kalmak istiyor. Sorun olmaz değil mi? Olmaz canım. Tabii kalabilir. Kaydını yaptırırız birazdan, tamam mı? Sağ ol canım. Bakayım. Güzel abla. Hande ile konuşabildin mi? Konuştum. Aşkım. Çok özür dilerim aşkım. Çok özür dilerim. Merak ettim seni görmeyince. İyi misin? Tamam, gelsin direkt. Dayı. Ne oldu? Çok güzel bir yüzük aldım ha. İyi halt ettin. Aranızda kalsın, babası falan görmesin şimdi yüzüğü. Siz bilin yeter. Ya dayı, kabul etti ya. Evleniyoruz. Gidip isteyebiliriz yani. Tamam oğlum. Okulunuzu falan bitirin, hayırlısıyla gider isteriz. Ya dayı ne diyorsun sen ya? Annesiyle konuşacak bugün. Yarın istemeye geliyoruz dedim ya. Ne dedin? Yarın istemeye geliyoruz dedim. Oğlum sen hasta mısın? He? Senin kafan yerinde mi? Bu işler öyle olur mu oğlum? Ulan insanın bir tane de bir işi de normal olsun ya. Ulan insanın bir işi de normal olmaz mı? Her işin böyle senin. E ben şimdi ne yaptım dayı ya? Yarın mı geliyoruz dedin? Yarın geliyoruz dedim. İyi dedin. Dün gece konuşmadık mı? Unuttum ben ya. Ulan dün gece konuştuysak yarın gider isteriz mi dedik hıyar? aranızda söz mü veriyorsunuz, ant mı içiyorsunuz, ne a**larınız yiyin. Bizi ne karıştırıyorsun şimdiden? Hıyar ağası. Lan senin ipinle kuyuya inen de kabahat. Okulu ne yapacaksın lan? Ya dayı... Lan sen ne istiyorsun lan? Sen neyin peşindesin? Ya dayı... Ne? Çok çalışacağım diyorum ya. 2 senede bitireceğim okulu, bak görürsün. Bugün gittin mi lan okula? Ya bugün nasıl gideyim dayı? Hadi git. Ablamla konuşurum ben. Yürü lan yürü, gözüm görmesin seni. Çocuk oyuncağı sanıyorsun lan bu işleri. Ulan neyine güveniyorsun lan sen? Ergene! Evlenecekmiş. Lan gerizekalısı. Gidiyor musun? Emre, hani dayını biliyorsun. O da birazdan sakinleşir. Burada mısın lan hala sen? Yürüsene! Hala ağza giriyor. Sen de yüz verme şuna. Ben dedenle konuştum acaba. Anne ya. Sana bir şey diyeceğim. Ne diyeceksin? Yarın akşam beni istemeye gelecekler. Ne? Ya Emreler. Yarın beni istemeye gelecekler. Estağfurullah. Evladım sen Emre'yle küs değil miydin? Ya barıştık anne. Çocuğum senin daha okulun bitmedi, ne evlenmesi? Okul bu sene bitiyor anne. Hem zaten okulun bitmeden evlenmem ki. Sadece istemeye gelecekler. Sadece söz gibi yani. Söz gibi. Tövbe estağfurullah. Ay bilemedim ki şimdi baban ne diyecek acaba? Ya sen söylersen bir şey demez. Bugün söyleriz babamı değil mi anne? Yarın gelecekler istemeye. Dur bakalım evladım. Bir eve gidelim hele bir konuşalım. Seni çok özledim İbo. Çok yalnız kaldım. Bir yere gitmedim ki. Hep biraz uyuduk işte. Sen uyurken o kadar çok şey oldu ki. Ne oldu? Anlatacağım hepsini. Anlatacağım. Sen bir iyileş. Kötü bir şey mi oldu? Ay söylediğime pişman etme şimdi İbo. Anlatacağım diyorum. Hayır zaten kafan şiş. Bir de ben şimdi daha çok şişirmeyeyim değil mi? Emre nerede? Hı? Emre nerede? Akşam arayacakmış yanına. Anne! Anne! Atilla. Ne var anne ya? Emre geldi. Keriman. Kız gel de iki satır laf edelim. Vallahi Edi daha bir sürü işim var ha. Geliyorum abla, bir saniye. Aa, gelmezsen vallahi kalkıp gideceğim ha. Kapıdan giriyoruz, ortadan yok oluyor. Aa, kız Keriman bu ne hal? Olmamış mı? Aa, yok ayol, çok güzel olmuşsun. Gerçekten mi? Vallahi gerçekten çok güzel olmuş. Ha, azıcık şöyle giyinsen arada. Ne bulursan üstüne takıyorsun vallahi ha. Ay ne bileyim, biraz abartılı mı oldu? Yok yok kızım, vallahi çok güzel olmuş. Keriman, sen birine mi buluşacaksın yoksa? Yok abla, ne buluşması? Okulun gecesi var, oraya gideceğim. Ha. Git kızım git. Git azıcık şöyle insan içine çık. Ya Rabbim inşallah senin de şöyle telli duvaklı halini bir göreydim. Abla. Keriman. Gel şöyle yanıma otur, bak ne diyeceğim sana. Bir şey söyleyeceğim, gel. Keriman. Yarın Müge'yi istemeye geliyorlar hayırlısıyla. Nasıl yani? Kim istiyormuş Müge'yi? Kız Yunus'un yeğeni Emre yok mu? Ha? İşte Müge'ye evlenme teklif etmiş. Müge ne demiş? Ne diyecek? Evet demiş herhalde ki yarın istemeye geliyorlar. Oo, darısı senin başına inşallah canım. Ne oldu anne? Babam nerede? Yüzünü yıkıyor, gelir şimdi. Telefonda dayımın sesi nasıldı? Çok sinirliydi. Zor yatıştırdım. Ya niye sinirleniyor ki? Niye sinirlenmesin ki? Yarın öbür gün mahcup oluruz diye korkuyor. Ya korkmasın. Ben ne istediğimi biliyorum. Ne istiyormuşsun bakayım? Gel Ziya, gel. Hayırdır? Oğlun evlenmek Keriman? Yunus, ya kusura bakma rahatsız ediyorum ama. Müsait miydin? Müsaitim tabii. Ne oldu, bir şey mi oldu? Ya seninle bir şey konuşmalıyım demiştim ya. Artık gerek kalmadı. Yani öyle başka bir planın, programın varsa iptal etmeseydin keşke. Anlamadım. Bugün buluşmasak olur mu onu diyorum. Ya ne oldu ki şimdi Keriman? Yine kendi kendine kararlar alıp veriyorsun. Bak akşam birlikte yemek yiyeceğiz demedik mi? Dedik de. Ne oldu o zaman? Belki benim de söyleyeceğim şeyler var. Hadi önemli bir şey yoksa buluşalım akşam, tamam? Müge ile Emre'den haberin var mı? Var. Ablam söyledi. Konuşmamız lazım. 8'de alıyorum seni. Tamam peki. Ama sen gelme. Ben gelirim. Keriman, Ben gelirim Yunus. İyi, Dillek arayacak, adresi yazdıracak sana ona göre. Tamam. Tamam, sağ ol. Bak geliyorsun. Geliyorum. İyi, görüşürüz. Görüşürüz. Nerede teyzem? Ne bileyim vallahi, ben de ilk satır lafı zor ettim. Bir yere gidecekmiş galiba, hazırlanıyor. Anne, bir şey söylemedin değil mi? Ya anne ya, ben söyleyeceğim demedim mi sana? Oo teyze, çok güzel olmuşsun. Hadi ben gidiyorum. Sen de geç kalma Müge, bak babanla konuşacağız daha. Hı, gel. İyi günler, görüşürüz. Evet. Ya anneme 1000 kere söyledim. Sen bir şey söyleme, ben söyleyeceğim dedim ama dinlemiyor ki. Ne saçmalıyorsun Müge? Konu bu mu? Ya Emre'yle konuştuk teyze. Bana her şeyi anlattı. Az önce de mesaj gönderdi. Kartı, bütün kopyaları almış. Hafıza kartını meğer Ati çalmış biliyor musun? Ati mi çalmış? Her şey onun başının altından çıkmış. Hepimizi kandırdı. Ya ama Emre yemin ediyor. Zaten kartı kimseye göstermeyecekmiş. Yeter Müge ya. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Tamam, bana daha hiçbir şey anlatma. Bunun konuşulacak bir tarafı yok. Tek başınasın bundan sonra. Hayır, Emre sırf başı belaya girmesin diye seninle evlenmek istiyor. Anlamıyor musun? Ne olacak Müge? Evlenince her şey çözülmüş mü olacak? Teyze, ya sen yine de Yunus abiye bir şey söyleme istersen. Kolay buldum. Ben Yine son anda bir bahane bulup gelmezsin diye düşünmüştüm ama. Bir bahane bulamadım. Aç mısın? Çok değilim aslında. Bakar mısın? Teşekkür ederim. Sağ ol. Tamam canım. Tamam. Heh. E peki, yarın akşam bekliyoruz o zaman. Hadi hayırlı akşamlar. Kim aradı? Sevgi. Ne dedi? Yarın akşam bize kahve içmeye geleceklermiş. Başka bir şey demedi mi? Ah benim güzel evladım, böyle şeyler telefonda konuşulmaz. Hadi git babanı çağır da dedenin yanında konuşmayalım bunları. Ne diyeyim şimdi? Ondan ben söyleyeyim Mügeciğim. Ne söylersen söyle işte git. Söyle babana buraya gelsin. Hadi çocuğum. Çok güzel görünüyorsun. Öyle mi görünüyorum? Öyle görünüyorsun. Güzel görünüyorum yani. Güzel görünüyorsun yani. Yani güzelsin, o yüzden güzel görünüyorsun. İyi başladık yine. Ne dediğimize dikkat edeceğiz artık. Yok yok, hayır. Gerçekten rahat ol, ben yabancı değilim. Değilsin. Neden hiç aramadın? Telefonun yoktu. Öyle mi? Arayamadım yani. Arayıp ne diyecektim ki? Neden kaçtığını söyleyebilirdin. Şöyle şöyle oldu diyebilirdin. Ne bileyim. Arkandan çıkıp geldim, yüzüme bile bakmadın. Normal mi sence Keriman? Geçti artık, şimdi bunları konuşmayalım. Ne yapacağız bu çocukları? Bilmiyorum. Emre ile konuştum. Ne desem dinlemiyor hergele, çok inatçı. Kendileri bilirler. Kendileri bilirler. O gün neden geldiniz şirkete çocuklarla beraber? Hiç konuşamadık. Yani işte bu konuları konuşmak için gelmiştik. Ama herhalde Emre ile konuşmuşsunuz siz. Gerek kalmadı. Açsana, belki önemli bir şeydir. Ya sonra konuşuruz. Yunus, ben varım diye konuşmaya çekiniyorsan, yani dışarıda falan konuş istiyorsan. Şimdi konuşmak istemiyorum Kerim. Ben lavaboya gidiyorum. Esma. Gel Muhsin, gel. Ne oldu, hayırdır? Geç otur, geç. Bir konuşayım seninle dedim ben. Bir şey mi oldu? Babanın yanında konuşmayayım dedim. Yine başlama şimdi. Ya o değil. Başka bir şey konuşacağım senden. Ne konuşacaksın? Muhsin, biraz önce Sevgi aradı. Yarın akşam Ziya Bey, Yunus, Ediba Hanım falan hep birlikte bize geleceklermiş. Kahvemizi içmeye geleceklermiş Muhsin. Kerim Hanım'ı isteyecekler yoksa? Aman keşke. Yunus Bey nişanlı değil miydi? Ya Yunus'la ne alakası var? Niye geliyorlar o zaman Esma? Ne demeye çalışıyorsun anlamıyorum ki. Muhsin. Müge'mizi istemeye geleceklermiş. Ne? Telefonda bir şey demedi ama Müge'yle konuştum ben. Çocuklar aralarında anlaşıvermişler Muhsin. Bir söz takıvereceğiz. Bu da nereden çıktı şimdi Esma? Vallahi duyunca ben de şok oldum Muhsin. Ne yapalım? Ne demek ne yapalım? Onlar daha çok küçük. Öyle şey olur mu canım? Ben de aynı şeyi söyledim Muhsin. Ama Müge üniversiteyi bitirmeden evlenmem diyor. Aramızda şöyle bir aile arasında söz takıvereceğiz. Ha? Ne bileyim ben, ne diyeyim ben şimdi? Muhsin'im, ilk duyduğumda vallahi benim de pek içime sinmedi. Ama bak dinle beni. Emre iyi çocuk. Ha? Üniversitesini okuyor, ne güzel mesleğini eline alacak. Annesi bankacı, babası desen emekli emniyet müdürü. Daha ne olsun? Biz zaten bu kızı günün birinde evlendirmeyeceğiz mi? Hem canım öyle ha deyince evlenmeyecekler ya. Ama Hüseyin aramızda bir söz takıverelim, başları bağlansın çocukların. Bilmiyorum Esma. Muhsin, sen babana bir çıtlatıver bakalım. Babama mı? Ha? Arkasından iş çeviriyormuşuz gibi olmasın adama. Ters bir şey mi var? Yok. Seni beklerken iş güç düşünüyordum. Dalmışım öyle. Eğer işin varsa yani hani... Hayır, hayır sorun yok. Sen geldin kafam burada şimdi. İyisin yani. Bir sorun yok. Keriman sen böyle uzattıkça çok kötü hissediyorum kendimi. İşle ilgili bir sorun var ama boş ver şimdi. Bak aradan 9 sene geçmiş, ilk defa birlikte bir yemek yiyoruz. İyi tamam. Yıllar sonra Zafer'i görünce öyle hastanede çok şaşırdım. Kardeşiyle nişanlanmana da çok şaşırdım yani. Tanışıyor muydunuz bizim zamanımızda? Bizim zamanımızda tanışmıyorduk, hayır. Bizim zamanımızda ne? İşte yani biz birlikteyken. Yani bir zamanlar birlikte olduğumuzu hatırlıyorsun. Saçmalama Yunus. Ne yalan söyleyeyim Keriman. Sen gittikten sonra öyle birkaç sene... lay lay yaparak geçti işte. Sevgili falan hiç o kafalara girmedim. Sonra işte Elif girdi hayatıma. O kadar. iyi olmuş herhalde. Öyle mi? Yani. Sen mutluysan sorun yok. Sen mutlu musun? İyiyim ben. İyi. Her şey yolunda görünüyor. Üniversiteyi bitirmiştin. İki, üç ay sonra falan evlenecektik. Sana ne yapmış olabilirim hala düşünüyorum Keriman. Ben sana ne yapmış olabilirim? Hiç kimseyle konuşmadım. İlk defa seninle konuşuyorum. Kimseye bir şey söylemedim. Anlamadım ki zaten neden gittiğini. Neden ayrıldınız falan diyorlardı. Bir şey söyleyemiyordum. Hala bilmiyorum. Keriman. Başka biri mi vardı? Hadi söyle artık. 9 sene geçti aradan. Bunları konuşmak için mi buluştuk? Ne olur yar bunları da konuşsak mı? Ne olur bir şeyler söylesen. Şundan dolayı gittim desen. 1000 tane şeyi kurdum kafamda. Belki daha da fazla. Hala anlayamadım neden gittiğini. Kalkabilir miyiz? Tamam. Tamam. Konuşmayacağım artık, söz. Yok, gerçekten gitmek istiyorum. Yine kaçacaksın. Kaç bakalım. Kalsın. Sen gitmeden 3 gün önceydi. Hani mobilya bakmaya gidecektik beraber. Ben bugün keyfim yok, başka zaman bakabilir miyiz demiştim. Ona mı bozuldun acaba? Yine başka bir gün, 2 gün önceydi veya yine o mobilya muhabbetini yaptığımız gün, tam olarak hatırlamıyorum. Mahalleye dönüyorduk. Sen otobüsle dönmek istemiştin. Ben ille minibüs diye tutturmuştum. Acaba ona mı bozuldum? Düşünüyorum da belki de ona bozuldum. Ama ben biliyorum neye bozulduğunu. Çok düşündüm, sonunda buldum. Sen gitmeden 1 gün önce öğretmen olduğunun müjdesini vermiştin bana. Tüm gücünle sarılmıştın. Ben de sana sarıldım. Ama öyle tüm gücümü veremedim. Seni incitmemek için, sana zarar vermek istemedim. Acaba diyorum öyle seni bana sarıldığın gibi sarılamadığım için mi? Yunus. Lütfen bırak beni. Lütfen bırakır mısın? Kendini böyle yapma. Elif. Müsait misin? Artık sana ne söyleyebileceğimi bilmiyorum. Mesajımı almadın mı? Aldım. Sonra konuşalım yazmışsın. Ne kadar sonra konuşmayı planladığını merak ettim ben de. Bunu konuşmak için mi geldin? Bir de toplantı varmış, babam söyledi. Seni de mi çağırdı? Normal gelmedi mi sana? Hatırlamıyor olabilirsin ama ben de bu şirketin ortağıyım. Dün Sevgi abla aradı. Akşam kız istemeye gidiyor musunuz? Sorma. Ablam beni de çağırdı. Seni de mi çağırdı? Niye şaşırdın ki? Nişanlı değil miyiz biz? Biz hala nişanlıyız değil mi Yunus? Ha? Elif, ne olursun şimdi konuşmayalım bunları. Doğru söylüyorsun. Şimdi konuşmayalım, daha sonra konuşuruz. Ben seni daha fazla başını ağrıtmayayım. Elif. Yunus, sen bana kendime olan saygımı kaybettirdin. Dayanamıyorum, gerçekten artık dayanamıyorum. Eğer sen bu ilişkiyi bitirdiysen ne olur gel bana da söyle bunu. oturacaksın sen? Benim ne zararım var şimdi sana? Ya git babanla konuş geç olmadan. Neyi bekliyorsun? Tamam, konuşacağım. Öbür meseleyi konuştun mu peki? Hangi meseleyi? Hangi mesele olacak Muhsin? Babanın evlenme meselesi işte. Konuştum. Ne dedi? Yok ya Esma. Daha ortada bir şey yok. Öyle dediğine bakma sen. Bana hiç öyle gelmedi vallahi Muhsin. Canım bu saatten sonra evleneceği falan yok adamın. Sen öyle söylediğine ne bakıyorsun? Adam yaşlı Esma. Bu saatten sonra ilgi istiyor biraz tabii. O da haklı, ne yapsın? Öyle mi diyor? Öyle tabii. İnşallah öyledir Muhsin. Vallahi ben bu saatten sonra evde kimseyi istemiyorum Muhsin. Vallahi kendim atıveririm şuradan aşağı olur ha. Aa. Kaçta gelelim akşam? Bilmem. Sakın geç kalmayın ha. Biz kalabalık yapmayalım istersen. Ay saçmalama Aylin. Hande de gelecek. Zaten biz içeride otururuz. Olaya bak ya. Nereden nereye ha? Sorma. Teyzemle konuşmam lazım. Küstü bana herhalde. Bu konuyla ilgili bilgisi olan var. Bu işle bir ilgin var mı Zafer? Sen kimsin lan? Sen kim olduğunu zannediyorsun ha? Zafer. Baba bir dakika. Seni içimize aldık. Adam ettik seni. Bugün böyle bir hayat yaşıyorsan bunu bize borçlusun. Utanmadan bir de arkamızdan iş mi çeviriyorsun? Zafer dedim. Bir dakika baba. Uyuşturucu iş yapıyorum öyle mi? Hiç tanımamıştın sen beni Yunus. Seni kardeşim yerine koydum ben. Her şeyimi anlattım ben sana. Adam falan değilsin lan sen. Şerefsiz. Yazıklar olsun sana. Zafer otur. Görüyor musun baba? Al işte oğlun yerine koyduğun adam. Beraber ne halt yapıyorsanız yapın artık. Zafer'in böyle bir şey yapacağına inanmıyorum Yunus. Ama bildiğin bir şeyler varsa paylaş bizimle. Biz de bilelim. Siz bakın bakalım. Her şey orada. Benim yerimde olsaydınız kimden şüphelenirdiniz bir bakın bakalım. Zafer'le konuşursanız diye söylüyorum. Kimse bana babamın hayrına bir şey vermedi. Ne başardıysam bileğimin hakkıyla kazandım. Herkes kendine bir daha baksın. Merhaba baba. Nasılsın? İyiyim oğlum. Gel otur şöyle. Çay vereyim mi Muhsin abi? Ver bakalım. Hoş geldin abi. Otur. Bir şey konuşacağım sizle. Hayırdır? Ne oldu? Bu akşam Müge'yi istemeye geliyorlar. Kim geliyor? Ziya beyler. Karşı komşu. Öyle mi? Müge daha küçük ya. Sen karışma. Bu akşam geliyorlar. Bu akşam. Sen ne diyorsun bu işe? Ne diyeyim baba? Çocuklar istiyorlar. Okul bitene kadar beklesinler. Sonra nasipse olsun diyelim. İyi bakalım hayırlısı. Bana bak. Sen Faruk'a söyle. Bu akşam sen de olmayacaksın. Adam gibi işinin başında dursun. Ben de mi geleyim bu akşam? Sen amca değil misin? Amcayım. Bir de soruyor mu geleyim mi diye? Sen ne dingil adamsın? Kafan yok mu oğlum senin? Teyze, biraz konuşabilir miyiz? teyze? Konuşmayacak mısın benimle? Yani... Çok haklısın. Bana ne desen haklısın. Konuşmayacaksın benimle, biliyorum. Ama eğer bir şey söyleyeceksen de söyle. Sen böyle susunca ben daha kötü oluyorum teyze. Bugün benim için çok önemli. Her şeye rağmen yanımda ol teyze. Sana çok ihtiyacım var. Eğer bugün gelmezsen bir şeyler hep eksik olur. Ya. İyi aşkım. Dur hemen öyle heyecanlanma. Yapıyoruz işte. Fincanları tam saydın mı? Saydım tamam. Kolay gelsin kızlar. Müge teyzen nerede kızım? Bilmiyorum. Allah'ım sen bana sabır ver. Niye gelmedi hala bu? Gelmeyecek herhalde. Kızım ne demek gelmeyecek? Ara şunu gelsin. Rezil mi olalım el aleme? Ya anne görmüyor musun? Burada 50 tane kahve yapmaya çalışıyorum ya. Vallahi bıktım ben sizden ha. Allah şu canımı az da kurtuluversen. Of. Şişt. Hadi bırak bakayım bana. Tamam. Hadi hadi bırak. Gel sen otur şuraya 2 dakika biz yaparız. Hadi gel oturalım. Keriman. Geldim işte. Vallahi rezil olduk millet daha. Gir içeri. Yapma, başlama yine. Biraz rahatsız dedim ona göre. İyi tamam. Hadi. Hadi yürüyorsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Geçmiş olsun. Sağ olun Ziya abi. Gel Keriman böyle otur. Ben şöyle geçeyim. Sağ ol bakalım. Afiyet olsun. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun çocuğum. Ben müsaadenizle konuya geçeyim. Hayırlı bir iş için geldik Nafi amca. Allah'ın emri peygamberin kavli ile Müge kızımızı oğlumuza istiyoruz. Vallahi gelin ata binmiş, ya nasip demiş. Nasipse olsun. Hayırlısı olsun. O zaman biz sözümüzü keselim. Gerisi artık size kalmış. Okulunuzu bitirin güzelce. Hayırlısıyla sonra düğününüzü de yapalım. Tabii tabii. Çocuklar okulu bitirsinler. Hadi bakalım çağır kızımızı. Şükürler olsun, bu günleri de gördüm. ablacığım? İyi misin? Eniştemin ne işi olur uyuşturucuyla? Mutlaka bir hata vardır. Şimdi gelsin Ziya abi öğreniriz işin aslını. Ablacığım sen kocanı bilmiyor musun? Melek gibi adamdır o. Gör bak hiçbir şey olmayacak. İyi ağla. Madem istiyorsun. Ama gözyaşlarına yazık. Bak bu geceyi hatırlayıp çok güleceğiz. Ah! Öğrenebildin mi Ziya? Var mı bir haber? Ne olmuş? Vallahi durumlar hiç iyi değil Sevgi. Bir sürü yere baskı yapmışlar. Güven Bey'le Zafer de gözaltında. Bir şey bulmuşlar mı peki? Uyuşturucu falan? Bilmiyorum artık. O kadarını öğrenemedim. Öğreniriz ama. Benim devreden bir yakın arkadaşım var burada çalışan. Onu aradım. Evdeymiş. Hemen gelirim dedi. Birazdan burada olur. Adamcağıza da bir sürü zahmet verdik ayol. Eniştem olsa o da gelmez miydi abi? Elif'i niye gözaltına almışlar peki? Şirketin bütün ortaklarını almışlar işte Sevgi. Gidiyor musun? Birazdan gelirim. Siz buradan bir yere ayrılmayın. Normalde buraya kimseyi almazlar. Ben duruma bir bakayım geleyim. Ziya. Ha? Yunus'u görürsen burada olduğumuzu söyle. Ya Sevgi, Yunus'u gösterirler mi bana? Göz altında çocuk. Ya sen beni gözünde iyice büyütüyorsun ha. Emekli polisim ben. Beni bakan mı sanıyorsun, başbakan mı sanıyorsun? Anlamadım gitti ya. Mantıklı bir şey söyle. Allah Allah. Dediği lafa bak. İlla bir şey mi olmak gerekiyor sanki? Ha gidip söylese, emekli emniyet müdürüyüm dese az bir şey mi? Ölecek mütevazılıktan. Yabancı değil ki çocuk. Kayınbiraderin senin. Ne oldu? Yok baba, içeri almıyorlar. Giren nasıl giriyormuş? Yengemler içeri demedim mi? Ya baba söyledim de dinlemiyor. Ha bu var ya, ha bu. Ne yapak? Nasıl ne yapak? Yani gidek mi? Devol git. Soysuz. Durdun kabahat. Gidek miymiş? Ulan sen de kansız bir yerisin. Abin içeride nezarette, senin umurunda bile değil. Ya umurumda olmaz olur mu baba? Ben seni düşünüyorum. Lan oğlum sus. Benim asabım bozma. Ara bakayım şu yengeni. Abla telefonun çalıyor. Ne oluyor oğlum? Çalıyor, cevap veren yok baba. Yine Yılmaz arıyor. Al abla, yüz göz etme beni şununla. Alo Yılmaz. Alo yenge. Ha sesimi duyuyor musun? Duyuyorum. Ha dur bak babam konuşacak. Babama veriyorum. Al baba, rahat rahat konuş. Bir sürü bedava dakikam var. Alo kızım. Biz aşağıda bekliyoruz ama içeri almıyorlar bizi. Baba siz artık eve gidin. Zaten çok geç oldu. Eve dönün olur mu kızım? Merakla bekliyoruz burada. Haber yok mu Muhsin'den? Muhsin'den haber yok mu diye soruyor. Ver. Alo Nafi amcacığım. Benim Keriman. Daha bir haber yok. Ama biz bir şey duyar duymaz arayacağız sizi. Beklemeyin boşuna bu soğukta. Siz eve gidin. Siz neredesiniz? Bizi bir odaya yerleştirdi Ziya abi. Ama dışarı çıkamıyoruz. Binada dolaşmak yasak. Siz gidin. Biz bir haber alır almaz arayacağız. Tamam kızım tamam. Ama saat kaç olursa olsun arayın. Uyumam ben. Olur. Tamam. Hadi gidiyoruz. Ne olmuş? Eşeğin şeyi olmuş. Ne olmuş olmuş sana ne? Gidek mi diye sen değil miydin? Yürü gidiyoruz işte. Muhsin Bey'in kullandığı araçta arama yapmışlar. Zaten uzun zamandır takiptelermiş anladığım kadarıyla. Bir şey bulmuşlar mı? İyi, o zaman devam edelim. Polise gidelim Yunus Bey. Abi gideceğiz polise. Ya bana biraz izin ver, gözünü seveyim. Madem çekilecek bir şeyimiz yok, niye hemen gitmiyoruz Yunus Bey? İyi abi. Ne istiyorsan onu yap o zaman abi. Ne yaşadığını anlıyorum diyorum, daha ne diyeyim? Sen orada yaşıyorsan ben de burada yaşıyorum aynısını abi. Ya olay senin düşündüğünden daha büyük. Ne olduğunu anlamadan polise gidersek biz yoluna gideceğiz diyorum, anlamıyorsun. Sen hala daha bana hadi gidelim, hadi gidelim, hadi gidelim diyorsun. Ha bir de telefonda söylüyorsun abi bunu. O kullandığın aracın sahibi benim, ben. Ben de en az senin kadar korkuyorum abi. Bana inanmıyorsa inanma, ne yapayım, ne diyeyim? Kusura bakmayın Yunus Bey. İlk defa başıma böyle bir şey geliyor. Konuşmalar için ne diyeceksiniz? Bir şey söylemeye gerek var mı? Benim dışımda gelişen olaylar olmuş. Ben de kimin ne halt yediğini öğrenmeye çalışıyorum. Öğrenebildiniz mi bari? Peki buna ne diyeceksiniz? Ne bu? Muhsin Ergün'ün hesap hareketleri. Muhsin Ergün'ün hesabına Irak üzerinden tam $250.000 transfer edilmiş. Bu kadar büyük bir para şoförünüzün hesabına neden aktarılmış olabilir? Bir bilginiz var mı?